kıymetli hazırım ve basınımızın değerli temsilcileri. Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Organize 100. yılında Adana ekonomisinin dünü, bugünü ve yarını konulu panelimize hepiniz... Bayrakları vatan, uğrunda ölen varsa vatandır. Şimdi sizleri... Cumhuriyetimizle birlikte hızla tüccarların günümüze geldiğimizde 35 bin üyeye hizmet veren odamız Türkiye'nin en ikinci yüzyıla merhaba derken üzerimize düşen misyonun farkındayız ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu Cumhuriyet'in Türkiye'yi bizden sonraki evlatlarımıza miras bırakmak adına yarınlara daha güzel bakabilmek adına küresel bir ülke olma adında çalışmalarımızdan geri durmayacağız. Tekrar panelimize ve 29 Ekim'i anma etkinliğimize katılımımızdan dolayı değerli misafirlerimize teşekkür eder. Cumhuriyet Bayramımızı canı gönülden kutlarım. Cilde edilmiş büyük bir zaferdir Cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimiyle, yasalarıyla layık temellere oturmasını toplumun çağdaşlaşması izlemiş. Başlangıcıdır bu şehir. 9 kez gelmiştir Adana'ya. Ona ilk ses veren şehir olmuştur Adana. Ve tek ses, tek yürek haykırdık tüm dünyaya. Bir film olmuş. Çok beğendim. Hakikaten tüylerimiz diken diken yaptı. Mustafa Kemal'in hangi koşullar için birkaç da bilgi vereceğim. Bunlar... Buyurun usta. Tamam. 8 şimdi. Geliyor değil mi? 1453'ten başlayacağım. 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman biz aradan bir süre geçtikten sonra Fatih hiç kimseyle görüşmez ve hocası Molla Gürani'ye giderler. Derler ki Molla Gürani gelir Fatih'in huzuruna çıkar. Der ki sen ki Kur'an'da müjdelenmiş bir şehri fethet. Thank you.